Dinden uzak yaşamanın sonuçları: stres ve depresyon. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse, artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Taha suresi 124. Allah kimi hidayete erdirmek isterse onun göğsünü İslam'a açar. Kimi saptırmak isterse onun göğsünü sanki göğe yükseliyormuş gibi dar ve sıkıntılı kılar. Allah iman etmeyenlerin üstüne işte böyle pislik çökertir. Enam suresi 125. Din ahlakını yaşamayan insanların Allah'a güvenip teslim olmamaları hayatlarını sürekli üzüntü, sıkıntı ve stres içinde geçirmelerine sebep olur. Bu yüzden psikolojik kökenli pek çok hastalığa yakalanırlar. Vücutları çok hızlı yıpranır. Kısa sürede yaşlanıp çökerler. Yaşadıkları ruhsal sıkıntının etkisi bedenlerinin her noktasında kendini gösterir. Müminler ise psikolojik yönden sağlıklı oldukları strese, üzüntüye, ümitsizliğe kapılmadıkları için bedenende daha sağlıklı ve dinç kalırlar. Allah'a tevekkül etmelerinin, güvenip dayanmalarının, her şeye hayır gözüyle bakmalarının, Allah'ın kendilerine olan güzel vaat ve müjdelerinin sevincini sürekli içlerinde taşımanın olumlu etkisi fiziksel özelliklerine de yansır. Tabii ki bu durum dini tam anlamıyla kavrayan ve vicdanını tam kullanarak Kur'an ahlakını hakkıyla yaşayan kimseler için geçerlidir. Elbette ki onlar da hastalıklara yakalanır ve doğal olarak yaşlanırlar. Ancak bu durum diğerleri gibi psikolojik kaynaklı bir çöküntü şeklinde değildir. Günümüzde çağın hastalıkları olarak isimlendirilen stres ve depresyon, kişiye yalnızca psikolojik olarak zarar vermekle kalmayıp, bedeninde de fiziksel olarak çeşitli etkilerle kendisini gösterir. Stres ve depresyona bağlı olarak meydana gelen rahatsızlıkların başlıcaları bazı akıl hastalıkları, uyuşturucu madde bağımlılıkları, uykusuzluk, deri, mide, tansiyon hastalıkları, nezle, migren Kemiklerle ilgili bir takım hastalıklar, böbrek dengesizliği, solunum bozuklukları, alerjiler, kalp krizi, beyinde büyüme meydana gelmesi gibi sorunlardır. Tabii ki tüm bu hastalıkların oluşma sebebi her zaman stres ve depresyon olmayabilir. Fakat bilimsel olarak da ispatlandığı gibi bunların çıkış noktası çoğu kez psikolojik kaynaklıdır. İnsanlar arasında çok yaygın olarak görülen stres, korku, güvensizlik, umutsuzluk, aşırı heyecan, endişe, baskı gibi duyguların Vücuttaki dengeyi bozarak bedende oluşturduğu genel bir gerilim durumudur. İnsanlar strese girdikleri zaman vücutları buna tepki gösterir ve alarma geçer. Vücutta çeşitli biyokimyasal reaksiyonlar başlar. Kandaki adrenalin seviyesi yükselir. Enerji tüketimi ve vücut reaksiyonları maksimum seviyeye çıkar. Şeker, kolesterol ve yağ asitleri kana bırakılır. Kan basıncı artar ve kalp atışı hızlanır. Glikoz beyne yönlendirildiğinde kolesterol miktarı yükselir. Bu da vücut için tehlike anlamına gelir. Özellikle kronik stres vücut fonksiyonlarını değiştirdiğinden çok büyük zararlara sebep olur. Stres nedeniyle vücuttaki adrenalin ve kortizol miktarı normal olmayan bir şekilde yükselir. Uzun süreli strese kortizol hormonunun yükselmesi bazı hastalıkların örneğin şeker hastalığı, kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, kanser, ülser, solunum hastalıkları, egzama ve sedef gibi deri hastalıkları, bağışıklık sistemine bağlı rahatsızlıklar erken yaşta ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Kortizol yüksekliğinin beyindeki hücreleri öldürmeye kadar varan etkileri bulunmaktadır. Stresin sebep olduğu rahatsızlıklar bir kaynakta şöyle ifade edilir: Stres ve stresin doğurduğu gerginlik ve ağrı arasında önemli bir ilişki vardır. Stresin sebep olduğu gerginlik damarların daralmasına, kafanın belirli bölgelerine giden kan akımının bozulmasına ve o bölgeye giden kanın bir hayli azalmasına yol açar. Diğer taraftan bir dokunun kansız kalması doğrudan ağrıya sebep olur. Çünkü muhtemelen bir taraftan gergin dokunun daha çok oksijene ihtiyaç göstermesi, diğer taraftan dokunun zaten yetersiz kanla beslenmesi özel ağrı alıcılarını uyarır. Bu arada adrenalin ve noradrenalin gibi stres sırasında sinir sistemini etkileyen maddeler de salgılanmış olur. Bunlar da doğrudan veya dolaylı olarak kasların gerginliğini arttırır ve hızlandırır. Böylece ağrı gerginliğe, gerginlik kaygıya, kaygı da ağrının şiddetlenmesine yol açar. Ancak stresin yol açtığı en ciddi hastalıklardan birisi kalp krizidir. Araştırmacılar agresif, telaşlı, endişeli, sabırsız, rekabetçi, kindar, asabi insanların kalp krizi oranlarının bu davranışları az gösteren insanlardan daha fazla olduğunu gösterir. Bunun sebebi ise şöyledir. Hipotalamusun başlattığı sempatik sinir sisteminin aşırı uyarılması aynı zamanda aşırı insülin salgılanmasına ve dolayısıyla bu insülinin kanda birikmesine sebep olur. İşte bu durum sağlık açısından hayati önem taşır. Çünkü koroner damar hastalığına yol açan şartların hiçbiri kanda bulunan fazla miktardaki insülin kadar kesin ve yıkıcı bir rol oynamaz. Bilim adamları stres derecesi ne kadar yüksekse kandaki ak yuvarların tepkisinin o kadar zayıfladığını ifade ederler. Oxford Üniversitesi Teknoloji Transferi Bölümünde görevli Linda Naylor başkanlığındaki ekibin geliştirdiği test sayesinde stres derecesinin bağışıklık sistemi üzerinde bu olumsuz etkisi ölçülebilmektedir. Stres de bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki vardır. Fizyolojik stres bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir etki yapar ve bağışıklık sistemini çökertmeye çalışır. Stres altında olan beyin vücutta kortizol hormonu üretimini arttırır ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Diğer bir deyişle beyin, bağışıklık sistemi ve hormonlar birbirleriyle ilişki içerisindedirler. Bu konuda uzmanlar şöyle demektedirler. Psikolojik ve fiziksel stres konusundaki çalışmalar uzun süren yoğun bir stresle karşılaşıldığı zaman hormonal dengeye bağlı olarak bağışıklık cevabında bir düşüş olduğunu ortaya koymuştur. Kanser dahil birçok hastalığın ortaya çıkış ve şiddetinin hayat stresleriyle ilişkili olduğu bilinmektedir. Kısacası stres, insanın doğal dengesini bozan bir durumdur. Bu olağanüstü durumun süreklilik göstermesi vücut sağlığını bozarak çok çeşitli rahatsızlıklara yol açar. Uzmanlar stresin insan vücudu üzerindeki olumsuz etkilerini şu temel maddeler altında toplarlar: Kaygı ve panik, işlerin kontrolden çıktığı hissine kapılma, sürekli artan terleme, ses değişmesi kekeleme, titreyerek konuşma, hiperaktiflik, ani enerji patlamaları, zayıf diyabet kontrolü, uyumada zorluk çekmek, kabus görme, deri hastalıkları, sivilce, akne, ateş, sedef hastalığı ve egzama, hazımsızlık, mide bulantısı, ülser, kan tansiyonları, gıcırdayan veya kenetlenen dişler, çenede ağrı, sırt, boyun ve omuzlarda ağrı, düşük dereceli enfeksiyonlar, nezle, migren, hızlı kalp çarpıntısı, Göğüs ağrısı, yüksek tansiyon, böbrek dengesizliği, su tutma, solunum bozuklukları, kısa nefesler, alerjiler, eklem yerleri ağrısı, ağız ve boğaz kuruluğu, kalp krizi, bağışıklık sisteminin zayıflaması, beyin bölgesinde küçülme, kendini suçlu hissetme, kendine güvensizlik, kafa karışıklığı, doğru yorumlar yapamama, iyi düşünememe, zayıf hafıza, aşırı kötümserlik, her şeyin kötüye gideceğine inanma, kıpırdamadan bir yerde durmada zorluk çekme. Mutlaka tempo tutma, konsantre olamama veya konsantrasyon zorluğu çekme, sinirlilik hali, alınganlık, mantıksızlık, kendini yardımsız, umutsuz hissetme, artan veya azalan iştah, din ahlakından uzak yaşayan kimselerin stres denilen sıkıntıyla yaşamaları Allah'ın Kur'an'da bildirdiği bir durumdur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kim de benim zikrimden yüz çevirirse artık onun için sıkıntılı bir geçim vardır. Taha suresi 124. Bir başka ayette ise Allah bütün genişliğine rağmen yeryüzü onlara dar gelmişti. Nefisleri de kendilerine dar, sıkıntılı gelmişti ve onun dışında yine Allah'tan başka bir sığınacak olmadığını iyice anladılar. Tevbe suresi 118 şeklinde buyurmaktadır. Bu sıkıntılı günümüz ifadesiyle stresli yaşam iman etmeyenlerin imanın kazandırdığı güzel ahlaktan uzak yaşamalarının sonucudur. Bugün doktorlar stresin etkilerinden korunmak için huzurlu ve sakin bir yapıya, rahat, güvenli ve endişelerden uzak bir psikolojiye sahip olunması gerektiğini ifade ederler. Huzurlu ve rahat bir psikoloji ise ancak Kur'an'ın yaşanmasıyla mümkündür. Nitekim Kur'an'da Allah pek çok ayette iman edenlerin üzerine güven duygusu ve huzur indirdiğini bildirir. Rabbimizin iman eden kulları için vaadi ise bir ayette şöyle bildirilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım erkek olsun kadın olsun bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa hiç şüphesiz biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz. Nahl suresi 97